Şimdi evrime karşı ciddi tabii eleştiriler, tepkiler var. Hatta bununla ilgili Fatma neler söylemiş onu bir izleyelim, ardından konuşacağız. Makbule'nin gidişine ben de üzüldüm ama ben gitseydim kaç kişi üzülürdü hiç. Üzülürdüler. Herkes üzülür. Herkesin bir yeri var kalbinde. Orada işte evrimin ağlaması. Bilmiyorum ya. Bana bunlar gerçek gelmiyor. Bilmiyorum Ceyhun abi, hani dedikodu da değil. Dün ben yüzlerini de söyledim. Bana bunlar gerçek gelmiyor yani. Ama bunlar bana işte evrimin, Nisan'ın gerçekten ağladı. Çünkü Nisan Makbule'yi hiç sevmişti. Ama ben evrimin gerçekten ağladığını, gerçekten üzüldüğünü bilmiyorum. Nisan'ın ağlaması çok gerçekti. Çünkü o Makbule ile iyi bir iletişim kurdu. Ama evrimin bir anda ağlaması, hıçkırıklara boğulması bence... Ben gitmedim, oh be, elenmedim gözyaşlarıydı. Biraz timsah gözyaşlarıydı. Her şeyi abartı yapıyor, dengeyi asla kuramıyor. Neye çok sevineceğini, neye ağlaması gerektiğini bilmiyor. Keşke buraya gelmek yerine bir psikoloğa ya da psikiyatriste danışsaydı. Bu kadar iyi olamazsın herkese karşı ya. Herkes herkese bu kadar iyi olamaz. Şu an ada koşullarındayız, açız. Oyunları stres, oyunlara gidiyoruz stressiz orada. Bu kadar herkese iyi, bu kadar Pollyanna'ya oynayamazsın yani. Biz Cemal'le sırt sırta verdik. Biz bu savaşta, bu yolculukta beraber devam edeceğiz. Sonuna kadar ben onu asla yalnız bırakmayacağım. Eminim ki o da beni bırakmayacak. Biz birbirimize güvendik ve inandık. Evet, aslında benim tahmin ettiğim oldu. Burada bu en son görüşmede Evrim başka bir yarışmacıyla Acun abinin önünde kavga etmişti. Ve ben hani adada da, şeyde burada bir ev çekimi de olmuştu. Orada da izlediğim Evrim, dedim ki ya dedim Evrim dedim bu sene adada bayağı bir olayların içinde yer alacak. Gerçekten de öyle oluyor. Neler diyeceksin? Fatma çünkü biraz sert bir şey söylüyor. Diyor ki buraya gelmeseydi İşte psikiyatriste, evet, psikoloğa falan gitseydi diyor. Yani şöyle, bu kadar tabii şimdi Evrim de aslında çok sert bir karakter. Hani ben de Evrim'in elemesine denk gelmiştim. O zaman böyle Evrim böyle ağzım açık falan izlemiştim. Çünkü bir anda hani konuşmaya başladı. Herkesi bastırdı. Baskın bir yapısı var Evrim'in. Hakkını savunan. Fakat sanki bunu böyle yeri geldiğinde yapsa daha mı iyi olur diye düşündürüyor beni. Çünkü hani her şeye, herkese bir açığını bulması ya da herkesle alakalı bir yorum yapması falan, bilemiyorum. Hani orada Fatma'nın söylediği herkesle iyi olamaz. Aslında herkesle iyi olabilirsin, sıkıntı değil. Bazı insanlarla çok iyi olursun. Hani kimisiyle iyi olmadığın kişiyle sadece selam verirsin, arkanı dönersin. Ama diğer türlüsünde de hani birisiyle illa kötü olmak zorunda değilsin. Ama diğer atıyorum 3 kişiyle ya da 2 kişiyle çok iyi olursun ve her şeyini paylaşırsın adada. Derdini paylaşırsın, sırrını paylaşırsın vesaire. Çünkü çok fazla bir zamanın oluyor orada. O yüzden o Fatma'nın dediğine katılmıyorum da muhtemelen Fatma da elenseydi. Yani herkes üzülürdü. Bir yerden üzülürsün yani, ne olursun. Bir aile oluyorsun. Çok kısa bir şey soracağım. Fatma mı daha yakın, sıcak geliyor Evrim mi? Tavır ve tarz olarak. Fatma daha sıcak geliyor bana. Fatma. Evet. Fatma daha sıcak geliyor bana. Yani Evrim böyle insanları kendi yanına böyle çekmeye çalışıyor. Böyle jargon da biraz şey. Sert ve değil mi? Evet yani değişik biraz bir şey onunla var. İlgili de şeyler seyredeceğiz bayağı yani. Bayağı böyle meydan okuyor yani insanlara. Hayır, bakma. Böyle Evrim bazen mesela ağlıyor, böyle içine sokasın geliyor. Bazen de böyle sanki ver eline tesbihi, böyle bir atarlı yani giderli bir konuşması var böyle. Konseydeki o gözyaşları bana çok inandırıcı gelmedi.